Anma ne demek? Anımsatma demek. Anımsatmak için, yani hatırlatmak için çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Neyi hatırlatmak istiyoruz? Biraz sonra oraya geleceğim. Hatırlatmak bize ne kazandırıyor ya da buradan nereye varabiliriz, varmak isteriz, onu da konuşacağız. Ama şu an burada sohbet ediyor olmak, artık buna panel demek gerekmiyor, bir paylaşımdır. Paylaşım da aslında yaraları iyileştirmenin yollarından biridir. Elbette yaranızı, uğradığınız haksızlığı, adaletsizliği çok geniş kesimlere ulaştırdığınızda iyileşme süreciniz de daha güçlü olur. Yani acınızı ne kadar çok kişi paylaşırsa ve haksızlığa uğradığınızı ne kadar çok kişi kabul eder, bunu tanırsa siz de daha kolay, daha hızlı iyileşirsiniz. Neden böyle bir anma programı var? Hatırlatmak ne işe yarar? Biraz önce Sevilay Hocam'ın söylediği hatırlamak, unutmak ilişkisi nasıl kurulur? Şimdi bunu tabii çeşitli bakış açılarına göre farklı cevaplar verebiliriz ama ağır adaletsizlikler, insan hakları ihlalleri ve insanlık suçları söz konusu olduğunda bunları hatırlatmak, bunların bir daha yaşanmasını önleme mücadelesinin temelidir. Bir. İki, bunların yaşandığı sistemin değiştirilmesi mücadelesinin bir parçasıdır. Bir katliamı mümkün kılan zihniyet, yönetim biçimi ve oradaki devlet örgütlenmesi. Hep hafızada canlı tutulursa onu değiştirme mücadelesi de hep daha fazla güç kazanır diye varsayıyoruz. Pratikte böyle oluyor mu? Her yerde bu birebir bir aynı sonucu doğuruyor mu? Bu soruya evet dememiz zor. Yani hatırlatmak mutlaka istediğimiz sonuçları, ulaşmak istediğimiz hedefleri bize sunmayabiliyor. Ama bundan vazgeçmek gerekir mi? Hayır. Hatırlattığımızda neyi hatırlatıyoruz? Bir de bu soruyu mutlaka üzerinde düşünerek sormamız ve cevaplarını da iyi düşünerek vermemiz lazım. Yani neyi hatırlatıyoruz? Acının kendisini mi? Orada işte değişik olaylarda şu kadar insan, işte 8, 10, 100, Kar katliamında 103, daha başka yerlerde çok daha fazla insan hayatını kaybetti, yaralandı, sakat kaldı. Bu acıyı hatırlatmak tek başına bizim biraz önce söylediğimiz ya da benim biraz önce söylediğim hedeflere ulaşmayı sağlamaya yeter mi? Hayır. Hatırlatmamız gereken şey bu yaşanan İhlalin, haksızlığın nedenlerini, bunun gerçekleştiği şartları, bunu mümkün kılan zihniyeti hep başkalarının zihninde veya hafızasında canlı tutmak. Hakikat dediğimiz kavram ve arayış bu soruları cevaplama çabasıdır. 10 Ekim'e gelirsek, 10 Ekim'le ilgili pek çok gerçek var. Fakat hakikatin tümünü bilmiyoruz. Uğraştıkça çeşitli boyutlarını ortaya çıkarabiliyoruz. Ama tümünü aydınlatacak bir toplumsal gücü
yaratmakta yetersiz kalıyoruz. Bu ülkede biraz önce izlediniz, dar geçitte yaşanan o feci olay da var. Güçlü konak katliamı, Roboski. Ya o kadar çok ki, acılar o kadar fazla ki, bunların hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğunu bilerek hatırlama, hatırlatma ve hakikat mücadelesini sürdürmemiz gerekiyor. Bu zor bir iştir. Çok uzun bir zamana yayılıyor. Belki bizim ömrümüzü aşacaktır bu çabalar. Yani yaşadığımız sürece bu çabaların sonuçlarını istediğimiz ölçüde alamayabiliriz. Ama bundan vazgeçmek hayatı sadece kendi ömrümüzle sınırlı düşünmek gibi bir bencilliğe götürür. Ya da dar bir bakışa diyelim. Gelecek kuşaklara da sorumluluğumuz var. Başka insanların bu acıları yaşamasını önleyecek bir yaşam kurma ihtiyacı ve inancı var. Onun için hakikat peşinde koşmaya, hakikati ortaya çıkarmaya yönelik mücadelenin sonu olmadığını bilmeliyiz. Bunun sonsuz bir süreç olabileceğini düşünmeliyiz. Türkiye gibi ülkelerde bu özellikle böyledir. Çünkü çok fazla acı var. Yani bu devletin kuruluşundan başlarsak 1915'ten, sonrasını sayarsak gerçekten sadece sayma ve kısaca anlatma belki birkaç saatimizi alır. O kadar büyük acılar var. Peki bu mücadelede hangi araçları kullanmamız gerekiyor? Elbette hatırlatmak, elbette hafızada canlı tutmak. Bu hem bir toplumsal mücadele hem bir siyasal ödevdir.